sorularınıza geçeriz. Q&A, and then they will ask their questions. You can start with your own feelings of being in Fenerbahçe. Yeah, I'm very happy to be here. It's the biggest club in Turkey, so when I came here, you saw it's a big club, a lot of fans supporting me, and of course the fans are very important. So I hope that they support us till the last game, and that's my impression for now. Öncelikle burada olduğum için çok mutluyum. Türkiye'nin en büyük camiasından kulübüne geldim. Geldiğimde de düşünmüş olduklarım, cereyan etti, bunları görmüş oldum. Fenerbahçe'nin büyüklüğünü buraya geldikten sonra da görmüş oldum. Taraftarlar da aynı şekilde geliş sürecimde oldukça desteklediler. Taraftarlar bu camia için çok önemli, çok büyük bir kuvvet. Umuyorum onlar da bizleri sezon sonuna kadar desteklemeye devam ederler. Şu ana kadar izlenimlerim bunlar. Hala Bey. Fiziksel ve mental açıdan hangi durumda kendisini hazırlık ediyor mu? Bir de bir sorun daha. Tek tek gidelim mi? Herkes soru sorsun. Bir de sorulardan önce lütfen tanıtalım kendini. Kaygan Arslan Başkoy. Kendisini fiziksel ve mental açıdan hangi durumda hissediyor? Kendisini hazırlık ediyor. So the first question is that how are you feeling yourself in shape of physical and mentally? Are you feeling yourself ready? Yes, of course. I played there everything in the first half of the season in Italy, so mentally and physically I'm ready. So this, of course, is more pressure here, and it's a bigger club. But I'm ready to play, and I'm ready to show you guys and the fans what I can bring to the team, and I hope it will help us make us champion. Evet, tabii ki de kendimi bu iki yönden de hazır hissediyorum. Çünkü İtalya'da oynarken de sürekli süre alıyordum, oynuyordum, maç oynuyordum. Dolayısıyla bu anlamda fiziksel ve mental anlamda da hazır olduğumu rahatlıkla söyleyebilirim. Ama burada da şöyle bir durum söz konusu. Çok daha büyük bir camiaya geldim. Burada da baskının olacağı hiç şüphesiz. Ama söylemiş olduğum gibi ben hazırım. Fenerbahçe'ye yardımcı olmak için daima hazırım. Taraftarlara ve bizleri izleyenlere bu takıma neler verebileceğimi göstermek istiyorum. Bunu da yapabileceğimi biliyorum. Zaten ben buraya Fenerbahçe'ye şampiyonluk yolunda yardımcı olmak için geldim. Buse Hanım. Fenerbahçe'ye transferinden sonra Hollanda milli takımında oynamak gibi bir hayalin ya da hedefin var mı? The question is that after you came to Fenerbahçe, do you have any objective or dream to play in the Netherlands national team? Yes, of course. When I was younger, I played for the national team of Holland, and later I played in the first team of Twente, where I started. And they called me for the second team, but I couldn't go then because I had injuries. But now, this is a big club, so I hope they will give me a chance. But I need to show it first, and I hope it will come then. Evet, tabii ki de böyle bir hayalim var. Zaten çok daha gençken, genç takımın parçasıydım milli takımın. Sonrasında da 20 yaş altında da oynamıştım. Hollanda milli takımının ikinci takımına da gidecektim. Ama maalesef yaşamış olduğum sakatlıktan dolayı bu gerçekleşmedi. Şu anda tabii ki de büyük bir camiadayım. Fenerbahçe'deyim. Umuyorum ki milli takımdan da böyle bir davet alabilirim, Hollanda milli takımından. Ama bunu yapabilmek için öncelikle sahada iyi bir performans ortaya koymak durumundayım. Süleyman Bey. Süleyman Arat, Hürriyet. Öncelikle hoş geldin diyorum. Başarılar diliyorum kendisine. 21 yaşındasın. Muhteşem bir fiziğe sahipsin. Bu manada bakıldığında dünyanın en önemli teknik adamlarından birinin eline geliyorsun. Kariyer planlaması adına neler hayal ediyor, nerelere varmayı hedefliyor? Örneğin İtalya'ya, Serie A'ya iki tane önemli futbolcu gönderdi Fenerbahçe. Belki o da üst lige, Serie A'ya iyi bir noktaya gelebilir. Bu manada neler söylüyorsun? So first of all, welcome and I wish you a successful season in Fenerbahçe. You are 21 years old and when we looked your physical, you have a very amazing physique. And you also came to a coach who is very experienced and who knows his job very well, mm-hmm. Jorge Jesus. What's your career plan? If you're talking about your career plan, what is your target and what's your dream for the future?
Because Fenerbahce has sent before two players to Serie A, to Italy. And maybe you can also go to the Serie A again. And what are your dreams for your career plan for the future? First of all, thank you for the welcome. I heard a lot about this coach. He's a good coach. So I hope I'm going to learn a lot from him. For my future, first I want to show my skills here in this league, and after I want to my dream goal is like to play in the Premier League and to play for the national team of Holland, and so that's it. Öncelikle hoş geldin dileğinizden dolayı sizlere teşekkür ediyorum. Ben Jorge Jesus'la alakalı olarak zaten gelmeden önce çok şey duydum, çok olumlu şeyler duydum. Kendisi gerçekten çok iyidir. Teknik adam. Ondan çok fazla şey öğreneceğimden hiçbir kuşkum yok. Gelecek hakkındaki düşüncelerim de şunlar. Öncelikle ben kendi yeteneklerimi, kendi performansımı oynayacağım ligde, Türkiye Süper Ligi'nde göstermek durumundayım. İyi performans ortaya koymak istiyorum burada. Sonrasında da hayalim Premier Lig'e gitmek ve tabii ki de milli takımda, Hollanda milli takımında boy göstermek. Doğru söylüyorsun. Doğru Tecimer, TRT Spor. Öncelikle hoş geldiniz. Avrupa'dan bazı kulüplerin de ilgisi vardı Ceylin'a, fakat kendisi Fenerbahçe'yi tercih etti. Fenerbahçe'yi seçmesindeki etkeni merak ediyor. First of all, welcome to Fenerbahçe family. We heard that there were also some European clubs who were interested with you, but you choose to come to Fenerbahçe. Can we learn the reason why you came to Fenerbahçe? Thank you also. There were a lot of interest in the other leagues and stuff, but Fenerbahçe is like a big club, and for me, I was thinking about the next step also. So I want to, show my skills in this league and win prizes with Fenerbahçe. And after we will look what happened. But first, I focus on Fenerbahçe, and I hope we win a lot of prizes here. Öncelikle size teşekkür ediyorum. Hoş geldiniz dileğinizden dolayı. Evet, farklı liglerden, farklı kulüplerden çok fazla ilgi vardı. Beni isteyen kulüpler vardı ama Fenerbahçe çok büyük bir camia, çok büyük bir kulüp. Ben de kariyerimin bir sonraki aşamasını düşünerek buraya gelmeyi tercih ettim. Biraz önce de söylemiş olduğum gibi benim burada tek amacım, isteğim Fenerbahçe'ye faydalı olmak. Bunu yapabilmek için de tabii ki yeteneklerimi sahada ortaya koymak istiyorum. Bunu yapmam gerekiyor. Ve umuyorum ki benim de katkımla beraber Fenerbahçe ile beraber şampiyonluklar, kupalar kazanmak istiyorum. Sonrasında tabii ki neler olacağını göreceğiz ama şu an itibariyle önceliğim Fenerbahçe. Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Umuyorum Fenerbahçe ile birçok kupa kaldırırım. Arda Bey. Öncelikle hayırlı olsun Arda Bey, ben Sporza. Fenerbahçe'ye gelmeden önce eski Fenerbahçe'li futbolcular Yerfan Oydonk'a 4 kayıttan herhangi bir fikir alışverişinde bulundu mu?